Kripto kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Yukarıya yönlü bir sert hareket meydana geldi. Ki günlerdir beklediğimiz bu harekette aslında sizlerle birlikte hep konuşuyorduk tampon bölge diyorduk bu tampon bölgeye hareket gelmesi gerektiğinden bahsediyordum ve bu hareket meydana geldi. Peki şimdi ne olacak? Bu bölgeyi kıracak mıyız? Red mi yiyeceğiz? Burada neler yapılabilir? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında 4 saatlik grafiğe tekrardan geçiş yapmak istiyorum. Bu grafiğimizde sizlerle konuştuğumuz ve bu trend hattının öneminden bahsettiğimi çok net hatırlıyorum. Burada yine trend hattını çok güzel koruduk arkadaşlar ve ardından bakın buranın üstünde dolar olduğundan bahsetmiştim ki sizlere bunu headmaplerde ısı haritalarında göstermiştim ki birazdan yine bakacağız. Nerelerde likidasyonlar var yine onu da anlamaya çalışacağız ve buranın üstüne doğru daralmalarla birlikte patlama geldi arkadaşlar ve tam olarak tampon bölgede devam ediyoruz. Peki burada hemen short pozisyon alınabilir mi? Bana kalırsa hayır arkadaşlar. Yani burada bir geri çekilme ve ardından gelecek olan ikinci hareket ve uyumsuzluk ve bu RSI olabilir, MACD olabilir, momentum uyumsuzluğu olabilir. Herhangi bir onay olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burayı direkt direnç diyerekten shortlamanın mantıklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ne yapabilir? Bu bölgede mesela takıldı. Hatta red yedi, geri çekilmeler yaptı. Ardından ikinci kez geldi uyumsuzluklar yaptı o zaman çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onun haricinde zaten bu bölgeyi koruduğumuz sürece buraya hareket yapabileceğinden bahsetmiştim. Ve dediğim gibi %6'lık güzel bir hareket geldi. Burayı da belki değerlendirenler olmuştur. Onun akabinde neye dikkat edeceğiz? Biz Bitcoin'de arkadaşlar 45.100 dolarların kazanılmasını istiyoruz ki hareketler devam etsin ve tekrardan bu 48-49 binli bandlara doğru hareket edebilelim. Ki bu bandın önemini sizlerle birlikte daha öncesinde konuşmuştuk. Hemen bir günlük grafiğe geçiş yapmak istiyorum. Bakın şu mavi bant arkadaşlar bizlere 2017'den bu yana destek direnç dönüşüm görevi üstleniyor. Yani ne yapıyor bakın bunun üstünde kaldığı sürece Bitcoin hep bir destek alaraktan yeni bir hareket yapmayı başarıyor. Fakat bunun altına attığı zaman artık geri dönüşlerde güçlü bir direnç rolü üstleniyor ve orası artık onun ayı sezonunun başladığı yer oluyor. Ve burada arkadaşlar tekrar deniyor, Red yediğini gözlemliyoruz. Ta ki nereye kadar? Bakın kazanıyor, kazandıktan sonra sert hareketler ve burada artık boğa sezonu başlıyor. Ardından bir kez daha geliyor, tepki alıyor. İkinci kez geliyor, tepki alıyor. Üçüncü kez geliyor, sert hareket meydana geliyor. Bir hareket daha yapıyoruz. Sonra yine geliyoruz, yine tepki alıyoruz. Fakat burada kırdığımız zaman sert bir ayı sezonu yaşamıştık ve bu ayı sezonundan itibaren Bitcoin ilk defa bu alanı denemeye gitti ve ilk defa denemesinde red yemişti. Ve burada arkadaşlar tekrar deneyip denemeyeceğini günlük bantta 45.100 üstünde mum kapatıp kapatmayacağına göre bakacağız. Buranın üstünde gelecek olan kapatmalar tekrardan bu bantları yani 49.000-50.000 bantlarını hedeflememize sebep olabilir. Fakat bizim için bir diğer önemli unsur şu olacaktır. Burayı da kazanabiliyor muyuz? Yani 51.000'in üstüne atabiliyor muyuz? Geçmişte sizlere gösterdiğim gibi gerçekten bir rally başlangıcı onayını bu şekilde alıyoruz. Ve bahsettiğim gibi eğer ki bitcoin bu aralığı korumayı başarırsa şuralara doğru güzel pozisyonlar alınabilir. Fakat bunu izlememiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela tekrardan 4 saatle geçiş yapmak istiyorum. Burada hemen Fibonacci dalgamızı çekelim. Bu seviye bizim için bir diğer önemli seviyeyi de meydana getiriyor. Burası 0618. Yani Fibonacci'nin altın oranı. Bitcoin ilk defa denedi. Bilet yedi, iğne attı. Şu an tekrardan oralarda oyalanıyor. Ve bu bölgeyi günlükte kazanması önemli bir sinyal verecektir nerede olduğu gibi bakın burada oyalandı. 05'te oyalandı. Mesela bir günlük grafiğe tekrardan geçiş yapalım. 05'e burada arkadaşlar önce 0382'ye geldi. Burada net bir şekilde kazandı. Bakın üst banda vurdu. Burada destek buldu. Üst banda doğru denemeler yaptı. Bakın burada yine bir destek bulduğunu görüyoruz. Altında kapanış yapmadı. Ve burayı kazandığı zaman 618'lere net bir hareket geldi ve buranın alınması 45100 üstünde gün kapanışı gelmesi Artık sıradaki hedefin 46.800, 49.000, 50.000 bantları olabileceğini bizlere söyleyecektir. Ben bu şekilde takip ediyorum. 618 bölgesi önemli olacaktır ve bu bölgenin reds mi yapacağı yoksa burayı gerçekten kazanıp bir hareket mi yapacağı önemli bir unsur olacaktır. Bu şekilde bu bölgeyi takip etmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi hızlı hareket edilmesi pek mantıklı olmayacaktır. Güzel bir kazanım. Ardından retest ile birlikte artık şu bölgeyi 49-50 bin bandını hedefleyebileceğiz. Onun haricinde bir headmaplere bakmak istiyorum. Yani ısı haritaları bize ne söylüyor? Burada arkadaşlar dün konuşmuştuk 43.844 bin bandında aşırı likidasyon olabileceğinden bahsetmiştim. Ki likidasyon seviyelerine birazdan bakacağız. Peki şu anda ne var? Şu anda ise arkadaşlar 45.600 lira kadar 45.700 lira kadar yine 20'şer milyon dolar şeklinde e, aslında likidasyonlar söz konusu. Fakat bunun üstünde anlamlı bir likidasyon olmadığını söyleyebiliriz. Fakat alta baktığımız zaman alt tarafta artık 43.000'lerde mesela 110 milyon dolar long likidasyonu var. Yine 42.600'lere baktığımız zaman arkadaşlar 142 milyon dolarlık bir long likidasyonu var. Bunlar da önemli seviyeler olacaktır. Onun haricinde Burada arkadaşlar bir diğer yapıyı sizlere anlatmak istiyorum. Yine Bitcoin'de aslında rallilerin onayı dediğimiz olaylardan bir diğeri de bu olay arkadaşlar. Bitcoin ne yapıyor? Her rallide gidiyor bir tampon bölge belirliyor. Ve bu tampon bölgeye ilk geldiğinde red Kazandığı zaman rally başlıyor. Burada düşüyor arkadaşlar düşüşten önce retest. Ardından ikinci retest, üçüncü retest kazanıyor rally başlıyor. Burada arkadaşlar yine retestleri görüyorsunuz ve yine ilk gittiğimizde red yedik. Burayı kazanmamız rally'nin başlangıcı olacaktır. Bu da bizlere 51 bin dolar seviyelerini gösteriyor. 51 bin dolar seviyesi hem burada önemli hem de o çizdiğimiz 2017'den gelen trend desteğinin dirence dönüştüğü yer olduğundan dolayı oranın kazanılması yeni bir rally'nin onayı anlamına da gelecektir. Güzel seviyelerdeyiz. Bakalım Bitcoin tarafında ne tarz hareketler göreceğiz. Onun haricinde Bitcoin'de haftalık kapanışlara ekstradan dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bunun da birer sebebi şuydı aslında. Burada uyumsuzluk gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun da hafta kapanışına yakın olaraktan takip etmeye çalışırız. Bu grafiğimizi konuştuk. Onun haricinde USDT dominansı adına base seviyesinin önemini vurguluyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Dominans bu destek hattını kırmadığı sürece ve desteğe yaklaştığı sürece Bitcoin de maalesef tehlike çanları çalabiliyor. Ki bunu da mesela nerede gördük? 3 numaraya baktığımız zaman burada gördük. 4 numaraya baktığımız zaman burada gördük. 2 numaraya baktığımız zaman yine burada gördük. Ve şu anda da 5 numarada takılıyoruz. Ve burası lokal bir tepe mi? Yoksa Dominans tarihinde ilk kez burayı kırıp bir rally başlatmamıza onay verecek mi? Burayı da bu yüzden bu şekilde takip ediyoruz. Bu seviye bizlere 5 seviyesini söylüyor. Yani 5'in kırılması Dominans anlamında artık bir düşüş evresinin net olarak başladığını Bitcoin adına ise net bir yükselişin gelebileceğini gösterir ki zaten bu olay yani 5'in kırılması 51 bin dolarlarında kırılmasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden burayı e, korelasyonu aslında güzel yakaladığımızı düşünüyorum. 51 bin dolar birçok yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Onun haricinde Bitcoin'in ETF haberiyle birlikte burada benzer hareketler görmüştük. Fakat burada yeni bir hareket yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi haftalık kapanış nasıl gelecek? Burada olduğu gibi bir momentum uyumsuzluğu yakalayabilecek miyiz? Buraları takip etmeye çalışacağım. Haftalık kapanışa 3 gün 10 saat var. Yine zaten konuşuruz arkadaşlar. Mekli tarafında ise bakın yeniden yeşile doğru dönmeye başladı tablo. Yani haftalıkta bu kesişimden bir kez daha kurtulmaya çalışan bir bitcoin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Likidasyonlara baktığımız zaman likidasyonlar açısından market shortları baya baya içeriye aldı. 77 milyon dolarlık short likidasyonu varken Long tarafında ise sadece 26 milyon dolarlık bir likidasyon söz konusu. Burada ise arkadaşlar şu anda ise 33 milyona 10 milyon şeklinde. Yani long'lar hiçbir şekilde içeriye alınmıyor short'lara kıyasla. Ve burada baktığımız zaman long'ların iştahının bir kademe daha arttığını söyleyebiliriz ve bu da aslında bahsettiğimiz o olay yani Bitcoin'in bu tampon bölgeyi denemesiyle birlikte long'ların daha da iştahlanacağını söylemiştim. Yine bunu da gözlemleyebiliyoruz. Onun haricinde bir yıllık kodul dalgasına baktığımız zaman bir satış içerisinde olduklarını görüyoruz. Bakalım bu satış aslında Bitcoin'de bir düşüşü mü habercisi olacak yoksa erken mi satıyorlar bunu da yorumlamaya çalışırız. Bin Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlardan tekrardan bir alım geldi hatta yatay evrede olduklarını görüyoruz. Yani ben burayı aslında yarın daha da merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü tam olarak dediğimiz bölgedeyiz ve burada balinalar ne yapacaklar? Bu bölgeyi aslında direnç olarak kabul edip satış mı yapacaklar? Yoksa bu bölgenin artık kazanıldığını varsayaraktan hamle mi alacaklar? Bu da bir diğer önemli gösterge olacaktır. Buranın kazanılması dediğim gibi buraların retesti ile birlikte artık bu bölgeleri hedefleyebileceğimiz anlamına gelebilir. Bu şekilde pozisyon alabileceğimiz anlamı verecektir. Bunu da yine zaten konuşuruz. Philanthropy indeksi ise şu anda 66 seviyesinde ve aç seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.